Şövalyelerinin kahramanlarımıza karşı aldığı ağır mağlubiyet haberi üzerine hiddetlenerek müthiş bir öfkeye kapılan şer güçlerin kralı hırsından tacını yerlere fırlatarak derhal en iyi silahşörlerini bu sefer yeni ve daha güçlü bir hamle için yiğitlerimizin peşine salar. Nitekim hainlik, sinsilik ve hilede sınır tanımayan şer güçler uzun bir takipten sonra nihayet cengaverlerimizin en savunmasız zayıf ve hassas anları olan ibadet anını bekleyip baskın yapmak için gözetlemeye devam ederler. İşte bu şekilde şövalyeler iz sürüp pusu kurmak için plan yaparlarken kahramanlarımız da kah karanlık ormanların derinliklerini, kah sarp dağların tehlikelerini geride bırakarak sonunda yemyeşil tabiatın muhteşem güzelliği içinde karşılarına çıkan buz gibi nehirlerden ve pınarlardan kana kana su içip ferahlanarak abdest alırlar. Akabinde Yüce Allah'a karşı kulluk görevleri olan ibadetlerini yerine getirmek için mola verdiklerinde onları takipte olup tam da bu hassas anı bekleyen şövalyeler aradıkları fırsatı bulmuş olmanın sevinci ve heyecanı ile derhal namaz halinde olan yiğitlerimize doğru yaylarını gerip oklarını onlara karşı doğrulturlar. Şahlanış pek yakında.